Birinci nokta, delil elde etme ve delil kullanma arasında bir fark olduğunu not edin lütfen. Delil elde etme ve delili kullanma. Delili elde etmek için koruma tedbirleri uygulanır ceza mahkemesi hukukunda. Ceza mahkemesi hukukunda araştırma tedbirlerimiz var. Bir de koruma tedbirlerimiz var bildiğiniz gibi. Araştırma tedbirleri olarak özellikle gizli araştırma tedbirleri, telefon dinleme, gizli soruşturmacı, teknik takip vesaire. Koruma tedbirleri de arama, el koyma, yakalama vesaire. O halde delil elde etme de hukuka uygunluk bakımından ilk başta şuna bakmamız gerekiyor. Devlet tarafından görevlendirilen bir kamu görevlisi delil toplama işinde hukuka uygun davranmış mı? Bu birinci meselemiz. Delil elde etme bakımından araştırma ve koruma tedbirleri hukuka uygun bir şekilde uygulanmış mı? Yine delil elde etme bakımından ikinci mesele tesadüfi deliller meselesi. Bir arama yapılıyor. Arama kararı var. Fiziki arama. Evde uyuşturucu madde arayın diye hakim karar vermiş. Fakat ceset bulunuyor. Tesadüfi delil. Şimdi tesadüfi delil kullanılsın mı kullanılmasın mı meselesinde Ceza Mahkemesi Kanunu 138. maddesinde aramalardan elde edilen tesadüfi delillerin hepsinin kullanılmasına izin veriyor. Fakat bir koşul öngörmüş. Koşul da şu. İlk yapılan aramanın hukuka uygun olması lazım. Hukuka uygun olarak yapılan bir aramadan elde edilen tesadüfi delillerin sınırsız kabul edildiğini görüyorsunuz. Fakat 138.2 böyle demiyor. 138.2 iletişimin denetlenmesinden elde edilen tesadüfi deliller bakımından katalog suçlarda sayılan suçlardan biri olmasını koşul olarak öngörüyor. Demek ki tesadüfi deliller bakımından aramada sınırsız kullanma, 138. madde 2. fıkrasında iletişim denetlenmesinde sınırlı bir kullanma. Fakat bir de 139. maddeye bakın. 139. maddede sırf o soruşturmada kullanılabilir, başka soruşturmada kullanılamaz diye de bir sınır koymuş. Böyle bu aklınızda kalsın. Tesadüfi delillerin durumu özellik arz ediyor. Delil elde etme bakımından üçüncü alt ayrım, özel kişilerin elde ettiği deliller. Özel bir kişi, kamu görevlisi değil. Fakat delil elde ediyor. Görevi de değil. Bu delili devlete sunduğu vakit acaba bu delil kullanılır mı kullanılmaz mı meselesi var. Özel kişilerin elde ettiği deliller. En çarpıcı örneği de Hizbullah davalarında 90'lı yıllarda, daha doğrusu daha sonraki yıllarda gördüğümüz bir olay var. Yasa dışı bir örgüt var. Kendi içinde hesaplaştırmalar dolayısıyla insan kaçırıyor ve telle boynuna bağlıyor, işkence yaparak da öldürüyor. Fakat o işkence sırasında sorgulama yapıyor. Şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, bunu kim yaptı filan diye. Ve ölmek üzere olan bir kişi, o videoları ben seyrettim ve birkaç gün uyuyamamıştım arkasından. İnliyor. Ölüyor. Nefes darlığı çekiyor. Ölüyor. Ve o sırada soruyorlar. Şu adamı kim öldürmüştü diyorlar. O da başka birisi ismini veriyor. O öldürmüştü diyor ve ölüyor ondan sonra diyor kendisi. Şimdi bu video çekiminde başka bir kişinin diğerini öldürdüğüne ilişkin bir bilgi var. Ve bu kullanılır mı kullanılmaz mı? Suç örgütü özel kişi sayılır. Devlet görevlisi değil. Bu tartışma var bir de hukuk aykırı delillerde. Bu da aklınızda kalsın.
özel kişilerin elde ettiği delilleri çalarak elde ettiği, işkence yaparak elde ettiği delilleri devlete sunması halinde bunlar kullanılsın mı, kullanılmasın mı? Apayrı bir mesele. Bu birinci noktamdı şimdi. Birinci noktada şunu söyledim sizlere. Delil elde etme ve delil kullanma ayrımı vardır dedim. Delil elde etme bakımından da araştırma ve koruma tedbirleri ile elde edilen delillerin o işlemi düzenleyen hukuk kuralına uygun olarak yapılması, tesadüfi deliller bakın özel ilişki düzenlemeler olduğunu söyledim. Bir de özel kişiler elde ettiği delillerden söz ettim. Şimdi elimize bu şekilde bir delil geldi. Somut bir delil var. Tabanca var, uyuşturucu madde var, ikrar var, şu var, bu var. Bir delil geldi elimize. İkinci mesele, bu delili hüküm verirken kullanalım mı, kullanmayalım mı meselesidir. Ve bizim ceza muhakemesi kanunumuz 217. maddenin 2. fıkrasında, bir bakın lütfen altın çizin 217 2. fıkrasını, şunu söylüyor. Hukuka uygun olarak elde edilen deliller hükümde kullanılabilir diyor. Hukuka aykırılıktan bahsetmiyor. Hukuka uygun bir şekilde elde edilen deliller hükümde kullanılır diyerek başka bir bakış açısı getirmiş. Hukuka aykırılıktan söz etmiyor. Demek ki delil elde etmek ile delili kullanmak arasında önemli bir fark var. Ve biz de açıklamalarımızı buna dayandırarak yapacağız size. Bu birinci noktaydı. Birinci noktayı bitirdim. Şimdi ikinci noktam, not edin, aklınızda kalsın bu örneğim. Çok sakın unutmayın bunu. Schröder'in, Friedrich Christian Schröder'in çallama sallama çay paketi örneği. Yıllar evvel ilk defa Friedrich Christian Schröder'i toplantıya çağırdıydım. Uçakla geliyor. Uçakta da kendisine çay ikram etmişler. Fakat bir paket, poşet çay vermişler. Poşet çayında üstüne şöyle yazıyor. Çayı, suyu ısıtın. İyice kaynasın. Kaynayan suyun içerisine poşetteki şeyi çıkartın. 3 dakika sallayın. Çıkartın. 2 dakika bekleyin. Ondan sonra için diyor. Şimdi Schröder bunu hukuk aykırı deliller toplantısında bu poşeti getirdi, gösterdi bize. Ve dedi ki, yok ben böyle yapmayacağım dedi. Soğuk suyun içerisine çay sallama paketi koyacağım. Alttan ısıtacağım. 3 dakika beklemeden, 5 dakika beklemeden de 8 dakika sonra içeceğim. Yani şunu söyledi bize. A, B, C diye bir kural var. Delil elde etme kuralı var. O delil elde etme kuralını uygulamazsan, farklı uygularsan hukuka aykırılık yapıyor musun? Cevap evet, değil mi? Önce sıcak suyu yap, sonra içine at, 3 dakika bekle, 5 dakika bekle, kural bu. Kuralın dışına çıkarsan hukuka aykırılık yapıyorsun. Fakat şunu söyledi Schröder. Aynı çayın aynı tadını ben alıyorsam önce soğuk suyu ısıtırım, ne yaparım, ne yaparsa yaparım dedi. Netice itibariyle hukuka uygun olur. O çay demli bir çay olur dedi. Ve verdiği örnek bu. Schröder'in çay paketini aklınızda tutun. Üçüncü nokta şimdi. Nasrettin Hoca'nın kuyudan adam kurtarma örneği. Nasrettin Hoca günün birinde adamın bir kuyuya düşmüş. Bir ip bulmuşlar. Hocaya vermişler ipi. O da ipi sallamış kuyuya. Beline bağla demiş, bağlamış. Yukarı çekmişler. Sağ salim çıkmış adam. Bir süre geçmiş. Bir adam da minareye çıkmış. Minarenin kapısı mı kırılmış, bilmem ne olmuş. İnemiyor bir türlü. Aa, hemen demiş hoca, getirin bir ip. Getirmişler. Yukarı atmış ipi. Atmış. Beline bağla demiş, bağlamış. Bir çekmiş adamı, adam da inmiş aşağı. Ama adam ölmüş. Bu ikinci örnek de bu. Hukuka aykırı deliller bakımından. Yani bir kural var.
beline bağlayıp ipi adam kurtarma. Fakat neticede de adamı kurtarman gerekiyor, öldürmemen gerekiyor. Bu iki örneği aklınızda tutun şimdi. Hukuk akıllı deliller teorisinde bir delil elde ediyoruz. Nasıl elde ediyoruz delili? Hukuk kurallarını çiğneyerek elde ediyoruz. Hukuk kuralları çiğneyerek delil elde edersek delil hukuk akıllı oluyor. Fakat çiğnediğimiz hukuk kuralı temel hakkı ihlal ediyor mu? Eğer çiğnediğimiz, ihlal ettiğimiz hukuk kuralı adil yargılama hakkını, kişinin özel hayat hakkını vesaire ihlal etmiyorsa, o delili kullanmada sakınca yok. Schröder'in çay bardağı örneği. Fakat eğer yaptığınız hukuka aykırılık bir temel hak ihlal ediyorsa, adil yargılama hakkı ihlal ediyorsa, bu takdirde adamı öldürüyorsunuz. O delilin kullanılmaması gerekiyor. Bu örnekler lütfen aklınızda kalsın. Schröder'in sallama çay bardağı örneği, hukuk aykırılık yok. Kullanabilirsiniz, içebilirsiniz. Fakat Nasrettin Hoca'nın beline ip bağlama örneğinde dikkat etmeniz gerekiyor. Daima kuyudan adam çıkartmak gerekiyor, minareden kurtarmamak gerekiyor. Dördüncü noktaya geldim şimdi, dört. Not edin lütfen. Adanalı Yakup. Çok meşhur bir karar. Adanalı Yakup kararı 29.11.2005 tarihli Ceza Genel Kurulu'nun K-150 sayılı kararı. Adanalı Yakup kararı. Hukuka aykırı deliller teorisine Türk hukuk açısından dönem değiştirten, çağ atlatan bir karar. Adanalı Yakup kararı. Adanalı Yakup bir dam, toprak damlı bir evde yaşıyor Adana'da. Ve toprak damlı evinin damında da uyuşturucu madde yetiştiriyor. Esrar maddesini elde etmek için bitki ekiyor. Bir komşusu da bunu ihbar etmiş. Adanalı Yakup İstanbul'a gittiği bir gün öğlen vakti polisler eve geliyor. Adana Narkotik Şube. Kapıyı çalıyorlar tık tık. Karısı açıyor. Diyorlar ki bu evde uyuşturucu madde bitkisi yetiştiriliyormuş. Arama yapacağız. İzin veriyor musun diyorlar. Kadın da tabii diyor, buyurun arayın. Her şey sizin. İzin veriyor. Rıza gösteriyor. Salih Bey'in en sevdiği konulardan bir tanesi rıza. Ama bizim şey rıza değil. O Rıza adlı bir adam var, o değil de rıza. İzin verme. Kadın rıza veriyor. Hakim kararı yok. İçeri giriyorlar, dama çıkıyorlar. 40 kök Hint keneviri buluyorlar. Kökünden kesiyorlar. Ve alıp karakola gidiyorlar. Akşamüstü oluyor, Yakup geliyor. Karısı diyor ki geldiler, aradılar, aldılar, gittiler. Yakup hemen koşuyor, karakola gidiyor. Yakındaymış herhalde karakolda. Masanın üstüne yaymışlar böyle 40 tane. Hiç seslerini çıkartmıyorlar. O da bakıyor ki şey orada, deliller orada, malzeme orada. Evet diyor, ben ekiyorum, biçiyorum, harmanlıyorum ve ben kullanıyorum diyor. Ben kullanıcıyım diyor. Ben kendim için yapıyorum diyor. İkrar ediyor, gönüllü. İş mahkemeye intikal ediyor. Yakup mahkum oluyor ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na kadar geliyor iş. Şimdi Adanalı Yakup kararında Ceza Genel Kurulu 2005'e K-150 sayılı kararını veriyor. Türkiye bakımından köşe dönücü, çok önemli bir karar. Şunu söylüyor. Rıza ile arama olmaz.
bütün aramalarda anayasanın 2001'de değişen 20. maddesi kapsamında önceden alınmış bir hakim kararı veya yazılı bir arama emri olması lazım. Cumhuriyet Savcısının veya da kolluk amirinin vesaire usulüne göre alınmış yazılı. Ama öncesinde alınması lazım ve rıza ile olmaz diyor. Ve bu karar, ilk karar, şunu söyleyen ilk karar, fiziki bir delil var. Somut, elle tutulan bir delil var. Ve bu elle tutulan delil hukuka aykırı bir yöntemle, kanunda öngörülen usullere uygun olmadan elde edilen bir yöntemle elde edildiği için kullanılamaz diyor. Hatırlayın, iki şey vardı. Delil elde etme bir, delilin kullanılması iki. Ve fiziken elde edilmiş bir, hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş bir delil kullanılamaz diyen ilk ve en önemli karar bu karar. Bu kararı takip eden Kalaşnikov kararı var, el bombası kararı var. Bu kararlarda da yine hakim kararı olmadan yapılan bir aramada Kalaşnikov tüfek elde ediliyor. Hayır, kullanamazsın diyor. El bombası elde ediliyor. Hayır, kullanamazsın diyor Yargıtay ve çok yerinde güzel bir karar. Fakat bu Adanalı Yakup kararının içinde bir ince ayrıntı var. Ayrıntı şu. Ceza Genel Kurulu diyor ki, evet, bu delili kullanamazsın. Fiziken elde edilen bu delili, bunu kullanamazsın. Ama diyor, Yakup ikrar etti suçunu diyor. Ben yaptım diyor, gönüllü. İşkence yok, kötü muamele yok, hiçbir şey yok. Tekrar bir defa düşünün bakalım diyor bozma kararında. Bu kişi hakkında ne karar vereceksiniz diyor ama onu açık bırakıyor. İkrarını kullanarak mahkum eti açık bırakıyor. Zehirli ağacın meyvesi teorisi var. Bu zehirli ağacın meyvesi teorisinde ilk delil, elde edilen delil hukuka aykırı ise, Amerikan hukuku bunu kabul ediyor, bizde kabul edilmiyordu. O ilk delilden yola çıkarak elde edilen diğer deliller de hukuka aykırı olur diyor. Fruit of a poisonous tree doktrini, zehirli ağacın meyvesi doktrini. Bu Adanalı Yakup kararını benden dinlediğinizde Seda, ne dersiniz? Türk hukuku zehirli ağacın meyvesini yiyor mu, yemiyor mu? İlk delilden yola çıkarak İkrar ortaya çıktı. İkrarı kabul et diyor. Demek ki ilk delil zehirli ağaç ise, zehirli ağacın meyvesini kabul eden bir sistemde ikrarı da kabul etme demesi lazımdı. Karakola geldi. Anlattı. İkrar etti. Onu bir değerlendir. Onun için bozuyor ilk kararı. Yani fiziki delille mahkum edemezsin ama şeye bir bak diyor, delile bak diyor. Onun için zehirli ağacın meyvesini kabul ettiğini söylüyoruz Türk hukukumuzda. Peki şimdi beşinci noktaya geliyorum. Beşinci noktada yeni rakı kararı. İstanbul Kadıköy'de bir evde kaçak rakı imal edildiği konusunda polise bir ihbar geliyor. Öğlen vakitte polis ekipleri evin etrafını sarıyorlar ve tarasuta gözlemeye başlıyor evi, bakıyorlar. Bir adam geliyor, elinde iki tane büyük bidon su var. Ağır, kocaman litrelik su litreleri. Zor taşıyor. Geliyor kapının önüne, anahtarla açıyor, içeri giriyor, kapıyı kapatıyor. Polisler de bir iki dakika bekliyor, gidip kapıyı çalıyorlar. Aynı adam kapıyı açıyor. İçeriden bir rakı kokusu geliyor dışarıya doğru, polislerin burnuna. Kaçak rakı ihbarı vardı, rakı kokusu var ama hakim kararı yok yine. Giriyorlar içeri, bir araştırma yapıyorlar ki böyle büyük büyük bidonlarda, büyük şeylerde, tanklarda kaçak
rakılar var. İçeni kör eden ve öldüren cinsten. İşte eski rakı şişeleri var, kapak yapma makineleri var. Tam bir imalathane her yönüyle. Hiç su götürür yönü yok. Ve şeye soruyorlar o adama, sen ne arıyorsun burada diyorlar. O da diyor ki bak ben burada hiç alakam yok benim bu evle. Ama anahtarla açmıştı kapıyı da. Arkadaşım benden su istedi. Kayışpınar suyu. O su iyi su getiririm ben Ardasya'da da. Bugün de yine su getirdim ama kendisi olmadığı için eve bırakıp çıkacaktım zaten. Benim hiç alakam yok diyor. Adamı bir araştırıyorlar. Daha evvel 3-4 defa kaçak içkiden mahkum olmuş falan böyle sabıkalı bir kişi. Ama ikrar etmiyor. Söylemiyor şeyi. Ben yapıyorum ediyorum demiyor. Hiç kabul etmiyor olayı. İşte Adanalı Yakup olayıyla bunun arasında bir fark görün şimdi. Adanalı Yakup'ta Yakup ikrar etmişti, kabul etmişti. Bu kabul etmiyor. İkisine de hakim kararı yok. Yargıtay Genel Kurulu bu kararda da şey söylüyor. Kaçak rakılar delil olmaz. Kaçak rakıları bir tarafa bırakıyor. Ne yapacağımızı size soracağım şimdi. Adam da ikrar etmedi. Onun için bu kişiyi mahkum edemezsin diyor. Eğer kişi gönüllü olarak ikrar etseydi zehirli ağacın meyvesini kabul edecekti ve onu da kullanacaktı. Öyle bir kanunumuz var, düzenlememiz var. Şimdi size şunu soruyorum şimdi. Salih Bey de bize yardımcı olsun. Arkadaşlar da cevap versinler. Bu rakılara ne yapalım? İçeni öldüren zehirli maddeler var. Ama hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş. Delil olmuyor. Ne dersiniz? Hukuk sistemi bunları ne yapsın acaba? Ve oradan da şeye geçmek istiyorum. Çocuk pornografisi ile ilgili bir şey düşünmenizi istiyorum. Bir kişinin bilgisayarında arama yapılıyor. Başka bir suç dolayısıyla. Fakat bakıyorlar ki çocuk pornografisi var içerisinde. Çocuk pornografisini silip de adama mı versinler? Yoksa ne yapsınlar? O türlü yasa dışı maddelerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği hallerde acaba bunlara ne yapmalı? Bir fikir yürütmek ister misiniz? Gerçekten de bir koruma tedbirleri var, bir de emniyet tedbirleri var biliyorsunuz hukukumuzda. Emniyet tedbirleri tehlikeyi önlemek için kabul edilmiş olan tedbirlerdir. Ve bu emniyet tedbirleri bakımından da hukuk aykırı delilmiş, hukuk uygun delilmiş diye bakmadan müsaade kararı verilebildiğini görüyoruz. Burada Salih Bey'in de belirttiği gibi taşınması, bulundurulması suç olan, yasak olan maddeler var. Kalaşnikov tüfek gibi, ne bileyim uyuşturucu maddeler gibi bizatihi kendisi suç teşkil eden maddeler var. Bunların herhangi bir şekilde elde edilmesi halinde müsaade edilmesi müstakil müsaade diye adlandırılıyor. Müstakil müsaadeden başka bir de suç mahkumiyetine bağlı bir müsaade daha var ki o ayrı bir prosedür. Orada hukuka aykırı deliller de olması tabii aranacaktır. Bitirmek için, Salih Bey'e sözü vermek için Türk hukukuna şimdi bir bakmak istiyorum. Ve anayasanın 36. maddesi ve anayasanın 38. maddesini sizlerle beraber irdelemek isterim. Biz Türk hukukunda 3-4 yazar olarak şu görüşü savunuyoruz. Ayşe Nuhoğlu ve ben, bazen Bahri Öztürk bazen değil ama 3-4 kişiyi geçmiyor. Diğerleri hepsi bizim karşımızda, bizi eleştiriyorlar. Bizim görüşümüz şu. Biz diyoruz ki anayasanın 38. maddesinde 6. fıkrasında kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgu delil olarak kullanamaz diyen kesin bir yasak var. 38. maddenin 6. fıkrasında kanuna aykırı elde edilmiş bulgu delil olmaz diyen kesin bir yasak var. Fakat
aynı anayasanın 36. maddesinde meşru vasıtalardan faydalanarak iddia görevi yapmak hükmü de var. Bunu not edin lütfen şimdi. Meşru vasıtalardan faydalanarak iddia görevi yapmak. İddia ve savunma diyor ama biz şimdi iddiayı alalım. Savcının ileri sürdüğü aleyhte deliller bakımından. 36. maddenin birinci fıkrasında meşru vasıtalardan faydalanarak iddia görevini yapmak da aynı anayasada yer aldığına göre biz hakların dengelenmesi teorisinin Türkiye'de uygulanabileceği düşüncesindeyiz. Ve hukuka kesin aykırılık hali yasa ile kabul edilmediği hallerde her bir delil açısından o somut olayda delilin adil yargılama hakkı kapsamında kullanılmayacağının hakim tarafından değerlendirebileceğini mütalaa ediyoruz. Çok süzme yoğurt gibi bir formül verdim size ama Salih Bey bunu mutlaka daha açacaktır biraz sonra sizlere. Hukuka aykırı deliller konusunda hemen hemen yeknesak olarak düşünce en küçük bir hukuka aykırılık delili kullanamaz hale getirir diyen bir görüştür. Türkiye'de kabul edilen ana fikir bu. Fakat biz böyle düşünmüyoruz. 36. madde ile 38'in bir arada uygulanması gerektiğini ve kesin hukuka aykırılık koymadığı hallerde kanunun o delilin kullanılmasının hakim tarafından değerlendirebileceğini söylüyoruz. Kesin olarak nerede var diye bakarsanız bir 148. maddenin içinde görüyorsunuz. 148. madde işkence, kötü muamele vesaire elde edilerek de bir delil varsa hiçbir zaman kullanılamaz diyor. Bir 148'de görüyorsunuz kesin hukuka aykırılık meselesini. Bir de 78. maddede CMK 78, 75 oralarda görüyorsunuz. DNA delilleri bakımından eğer bir DNA delili hakim kararı elde edilmeden vesaire elde edilmişse hakim bunu onaylamamışsa imha edilir diyor delil. Delili yok edin diyor. Aynı şekilde iletişimin denetlenmesi bakımından da savcının iletişimin denetlenmesi emri verdiği hallerde hakim bunu onaylamazsa bütün toplanan bilgileri imha edin diyor. Bu gibi kesin hukuk aykırılıkları kanunun düzenlemediği hallerde bir menfaatlerin dengelenmesi yapabilir diye düşünüyoruz biz Türk hukukunda. Ve Yargıtay'ın bazı kararlarında da genel kurul bu görüşümüzü benimsemiş durumdadır. Ama çoğunlukla da diğer görüş hakimdir Türk hukukunda. Sonuç. Hukuka aykırı deliller teorisi dünyada ve Türkiye'de içtihatla gelişmekte olan bir konudur. Türk anayasasında hüküm vardır. Kanunlarda hüküm vardır. Fakat mesela Alman anayasasında böyle bir hüküm yoktur. Amerika anayasasında bir hüküm yoktur. Hep içtihatla gelişmektedir. Bu nedenle size şunu tavsiye ediyorum. Hukuka aykırı deliller ile ilgili tüm uygulamalarınızda, ileriki meslek hayatınızda Yargıtay'ın daha önce verdiği kararları araştırın. Benzer bir olayda Yargıtay ne karar vermiş? Ve o karara atıf yaparak kendi durumunuzu savunmaya çalışın. Hukuka aykırı delil kullanıp rahat kullanmamak açısından eski içtihadı gösterin. Fakat onun da ötesinde yeni bir içtihat yaratmak için de gayret gösterin. Bunu size tavsiye ediyorum.